Merhaba arkadaşlar. Sabah işe geldim. Bu şekilde bir hatayla karşılaştım. Siyah ekran hatası. İki tane monitör bağlı. Yani laptopun monitörünün haricinde bir monitör daha bağlı benim bilgisayarımda. İkisinde de siyah ekran aldım. Yani bilgisayarı açtım. Şifremi girdikten sonra bu ekranla karşı karşıya geldim. Bunun çözümünün nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Öncelikle Ctrl Alt Del yapacağız. Ctrl Alt Del benimkinde şu an işe yarıyor. Az önce denedim. Ctrl Alt Del yaptığımızda bu şekilde bir ekran karşımıza geldi. Buradan görev yöneticisini seçeceksiniz. Görev yöneticimizin açılmasını bekleyeceğiz. Aslında bu ekran şöyle de geçebilir. Yani şu ana ekrana değil de burada başladı görev yöneticim. Çünkü en son burada kullanmışım. Hani bekleyerek düzelir mi bilmiyorum ama ben beklemeye hiç niyetim yok. O yüzden buradan dosyayı seçiyorsunuz. Yeni görev çalıştır diyeceksiniz. Görev olarak Explorer Exe diye bir şey var. Bu siyah ekran hatasında veya başlat çubuğunun gelmemesi hatasında Explorer Exe'yi yeniden başlatmanız gerekiyor. Ben buna tamam diyeceğim. Ama buna tamam demeden önce ayrıntıların içinde Explorer Exe diye bir şey var. Buna tıklıyorum. Görevi sonlandır diyorum. İşlemi sonlandır. Daha sonra dosya yeni görev çalıştır. Explorer Exe'yi tekrardan çalıştırıyorum. Ayrıca burada kullanıcılar altında Windows gezgin diye bir şey var. Yeniden başlat diyorum. Yeniden başlat. Yeniden başlat. Exe bu sefer sorunu çözmedi. Şu oturum başlatma uygulamasına şu an kendine geldi. Gördüğünüz gibi masa üstüm geldi. Başlat çubuğundaki araçların kendine gelmesini bekleyeceğim. Hani yaptığım şey şu oldu. Genelde siyah ekran hatasıyla açılırken karşılaştığım zaman veya başlat çubuğunun gelmemesi durumunda Ctrl Alt Del yapıp abi Ctrl Alt Del yapabilir misin? Ctrl Alt Del yapıp görev yöneticisini başlatıyoruz. Buradan başlangıcın altında kullanıcılar ayrıntılar. Explorer'i buluyoruz. E harfine basıp İşlemi sonlandırır dediğiniz zaman zaten bu şekilde siyah ekran karşımıza gelecektir. İlk açılışta biraz bilgisayar yavaş, geç kendine geliyor. Daha sonra Explorer Exe yazıyorsunuz. Görev yöneticisinde dosya yeni görev çalıştır. Buraya Explorer Exe yazıp tamam diyorsunuz. Daha sonra kendine geliyor bilgisayar.